Ve devam edelim ekonominin gündemiyle. Yaklaşık malum 3 haftadır düşüşte altın fiyatları. Yeni haftaya ise yükselişle başladı. Altının yeni dönemdeki seyri hakkında detayları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Karataş konuğuyla birlikte karşımızda. Mehmet, kolay gelsin. Neler aktaracaksınız? Teşekkür ederim Tayin Hanım. Evet, ifade ettiğiniz gibi şüphesiz ki altın piyasasında özellikle de yatırımcıların güvenilir liman olarak gördüğü altının fiyatları yükseliyor mu ya da önümüzdeki süreçte seyri ne olacak en çok merak edilen konular arasında. Ve şimdi değerli konuğumuz bizlerle birlikte finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Evet, yine altını konuşuyoruz çünkü altının önümüzdeki süreçte özellikle seyrinin ne olacağı çok merak ediliyor. Direkt şu soruyla başlayalım: altın yükselir mi diye. Altın fiyatları bu hafta baskı altında kalmaya devam ediyor. Çünkü doların uluslararası piyasalardaki değer artışı çok dikkat çekici. Dolar endeksi 110 seviyesine yükseldi. Eylül ayında Fed'in faiz toplantısı var. Bu tarafa odaklandık. Yani altın fiyatları Fed'e odaklandı. Altın ons fiyatında 1700 dolar seviyesinin altına sarkma var. Şu an itibariyle 1697 dolar seviyesinde. 1680-1720 bu bant aralığına sıkıştı ve bu seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz. Gram altın tarafında da her ne kadar ekranlarda 1000 lira seviyesinin altında rakamlar görse de sevgili izleyicilerimiz, gram altın TL fiyatı şu anda 1010-1015 lira seviyesinde. 1000 lira seviyesinin altında daha sarkma gerçekleşmedi. Dolar kuru güçlü olduğu için gram altın desteklemeye devam ediyor. Yine bu seviyelerin 1000 lira seviyesinin altında sarkmasını biraz zor bir ihtimal olarak takip edeceğiz. Ancak böyle bir ihtimal olursa da orta ve uzun vade için yine yatırımcısına bir fırsat sunmuş olacak. Altın fiyatlarını destekleyen birçok sebep var, neden var ve bu nedenler ortadan kalkmadı. Resesyon, stagflasyon, jeopolitik riskler derken altın bu fiyatta ister istemez desteklenir bu sebepler karşısında. Düğün yapacak olanlar, altın borcu olan vatandaşlarımız vardır. İşte 1000 lira veya altına biraz sarkmalar gerçekleşirse eğer bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Özellikle yıl sonuna doğru gram altın TL fiyatında pozitif görünümün devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle gram altın TL fiyatında 1200 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni rekorlar test edilebilir. O yüzden bir tahmininiz var mı bu noktada, yükseliş noktasında? Evet, yıl sonuna doğru. Bu yıl sonuyla alakalı öngörüm yine tahminin 1450 lira seviyesi. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Hem dolar tarafındaki hem ons altındaki bu öngörüm yine masada kalmaya devam ediyor. O yüzden ons altın zaten baskılanmaya devam ediyor ama yükseliş olursa da otomatikmen gram altına yansır diye tahmin ediyorum. Şüphesiz ki aslında siz özetlediniz, önümüzdeki süreçte yükseleceğini söylediniz ve bundan daha aşağısı da olmayabilir ama yatırımcılarım mutlaka kendine şu anda sordu şu: yani almak için doğru zaman mı, şu an almalı mıyım? Mutlaka şunu tekrar etmekte fayda var. Bakın, az önce ifade ettiğim gibi gram altın TL fiyatını vatandaşlar ekranlarda, bilgisayarda, televizyonlarda 990 olarak görüyorlar, ancak bu makas aralıklarını mutlaka unutmamalı. Eğer 1000 lira seviyesinin altındaki rakamlara kanarsa vatandaş yanlış bir karar vermiş olur. Eğer gram altın TL fiyatını ekranlarda 975 falan görürlerse evet, 1000 lira seviyesinin altında bir rakam görebiliriz ama şu anda oradan çok uzak bir seviyedeyiz. Dediğim gibi gram altın TL fiyatını şu anda bozma fiyatı 1011 lira, satın alma fiyatı 1016 lira seviyesinde. O yüzden bu makas aralıklarını göz önünde bulundurmak lazım. Doğru fiyat almak için de yine kuyumcularda da öğrenebiliriz. Tabii ki ben bunu vurgulamamın sebebi şu aslında: altın bozulacak vatandaşlarımız vardır. Ev alacaktır, araba alacaktır, bozma ihtiyacı vardır. İşte 1000 lira seviyesinin altında bozarak yanlış bir karar vermiş olabilirler. Bu da fırsatçılığı gündeme getirebilir. O yüzden bu fiyatlara kalmaması gerekiyor vatandaşlarımıza. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, finans analisti İslam Memiş özellikle de altın fiyatlarında önümüzdeki süreçte yükseliş seyrinin devam edebileceğini ve bu noktada özellikle de daha fazla düşüşten ziyade bir yükseliş beklediğini de bizlerle paylaştı diyelim ve söz tekrar Tahir İnan'a bırakalım.